AK Parti kadın kolları tarafından Gazze'deki anneler için bir araya gelip basın açıklaması yapıldı. AK Parti kadın kolları başkanı Elife Çelebi ve yönetim kurulunun oluşturduğu kadınlar anneler günü dolayısıyla Necdet Ersan Parkı'nda bir araya gelerek Gazze'de acılarıyla boğuşan annelere destek mesajları gönderdi. Filistin'de, Gazze'de Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı diyen başkan Elife Çelebi. Mensupları, sevgili yol arkadaşlarımız, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Pazar günü bildiğimiz üzere anneler günlerdir her yerde tatlı bir selaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda, Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı beklerken Gazze'li anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazze'li anneler ise cesetleri teşhis edilsin diye çocukların kollarına isimlerini yazıyor. Ve bugün bir kadın ve bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 34.683 kişi öldü. 78.018 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9.000 kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2100. Peki ya sağ kalanla yaşam savaşını sürdürmeye, çocuklar için hayatta tutunmaya çalışan kadınlar, anneler? Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında, her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Ne diyordu Gazze'li anne? Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürecek, ikisi eve ekmek getirmek için çalışacak, ikisi de okusun, ülkesi için işe yarasın diye. Ya anne olduğunu göremeden karnında bebeğiyle ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler. Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste 2 öğün yemek yemediğini ifade ediyor. Çocuklar annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, bir hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttu. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrail yetkililere soruyoruz. Vaat edilmiş topraklar hedefinizi hayatta kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz? Bizler bugün AK Parti'nin şehir ilk kadın kolları başkanlığı ve teşkilatlarımız, kadın milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazze'li anneler için şimdi dimdik ayaktayız. İki çocuğu şehit edilen Gazze'li kadın soruyor ya, Hasan ve Bera'nın suçları neydi? Ne günah işlediler? İşte o anneler için soruyoruz. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazze'li anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmeyecek. Ve kalbi Gazze'li anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail. Kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek diyoruz.